Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Spor Ajansı ile karşınızdayız. Mahmut Alpaslan ve Burak Kural konuklarımız. Kendileriyle gündemi değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. İyi yayınlar olsun. Açılışımızı ise Şampiyonlar Ligi finaliyle yapacağız. Avrupa'nın gözü İstanbul'da olacak. Manchester City ve Inter bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Avrupa'nın en büyüğü olmak için kozlarını paylaşacak. Hazırladığımız haberi ekranlara getirelim, maç üstüne konuşacağız. Manchester City ve Inter bu akşam İstanbul'da kozlarını paylaşıyor. 2005'teki final belki de tarihin en iyi Şampiyonlar Ligi finaliydi. İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Milan-Liverpool karşılaşması. O maçtan sonra yine bir İngiliz takımı, yine bir İtalyan ekibi, hatta bir Milano temsilcisiyle karşı karşıya gelecek. Bu anlamda da enteresan bir eşleşme. Beklentiniz nedir hocam mücadelede? Güzel bir maç olur. Bunlar böyle rolanti alan takımlar değil. Devamlı ofansif oynayan ve direkt oynayan, çabuk bitmesini düşünen kaleye. Bir tarafta da bakıyorsun çok yaş mefhumu çok yukarılarda olan takımlar. Inter. Eddie Dzeko'ya bakıyorsun 37 yaşında ama daha hala da dalga kıran gibi. Sanki 25 yaşında bir genç santraformuş gibi. Hiç düşmemiş. Üst seviyedeki birlikte bu şekilde performans göstermeniz hakikaten takdire şayan. Mkhitaryan oynarsa, o da 35'e merdiven dayamış ve daha hala ikili mücadelelerde, oyun kurgusunda, hepsi öbür tarafta da İlkay'ın önderliğinde diyelim. De Bruyne'nin mükemmel bir performansı. Zaten Haaland'ı anlatmaya gerek yok. Tam bir terminatör orada. Gol atsa da atmasa da takımı o kadar çok alanlar açıyor ki. Yani arka tarafta kuvvetli hocam. Çok renkli olsun. Bir maç izleyeceğiz. Tianji'yi görüyor biliyorsun Almanya'dan çıkma, İsviçre kökenli. Yani o kadar bir enteresan oyuncuları bünyelerinde barındırıyorlar ki bizlerin onlara ulaşması imkansız bir şey. Tespit edersiniz ama alma şansınız yok. Yani tespitler çok iyi. İyi topçuyu herkes bilir ama alma şansınız yok. Ben Kerem gollü bir maç geçeceğini düşünüyorum. Böyle kısır bir döngü olacağını düşünmüyorum. Brozovic'i mi oynatır? Biraz orasını tutsun da Inter'de onu bilemeyiz ama takım kurguları hemen hemen aynı. Fazla kadrolar üzerinde oynamıyor iki takımda, iki hocada. İyi bir maç izleyeceğiz. Bize ne derler? Futbol reisleri sunacaklar. Ertesi günü sonra konuşur Türkiye Kupası'nı. Burak Kural, beklentin ne? Ben de tabii iyi bir maç bekliyorum açıkçası. Gerçi Şampiyonlar Ligi finalleri genelde şimdi senin söylediğin maç bence İstisna maçlardan biri. Tabii tabii. Geneli kısır geçer. Avrupa Şampiyonası finalleri de, Dünya Kupası finalleri de. Genelde finaller keyifsiz geçer. İşin gerçeği. Ama bu kırıldı biraz. Dünya Kupası finali Fransa-Arjantin inanılmaz bir maçtı bu sene. Burada da Şampiyonlar Ligi finalinde. Hatta bir gönül isterdi benim. Ben Inter yerine daha kuvvetli bir takım gelsin isterdim. Manchester City'nin karşısına. Ve daha böyle kora kor geçsin isterdim ama. Yani şunu söyleyeyim. Manchester City, Inter'e saygı duyuyorum ama. Yani eğer o final baskısı, Guardiola'nın Şampiyonlar Ligi finali alamaması, işte Manchester City'nin de bildiğim kadarıyla Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yok. Yanlışım varsa düzeltin. Bu anlamda o stres olmazsa oyuncuların üzerinde ben Manchester City'nin çok rahat kazanacağını düşünüyorum. Gelecek en kuvvetlisini eledi zaten. İşte, Real Madrid'i eleyerek geçti yani oraya. Artık benim hayalim de finalde oynamaları olurdu onların. Ben yani de Real Madrid'in kalabileceğini düşünmüştüm ama City çok farklı bir oyuncu. Çok domine etti. Çok rencide etti açıkçası. İlk maçta da, ikinci maçta zaten tamamıyla. İlk yarım saatte bitirdiler işi zaten. Bir de rencide etti yani. Hocam orta sahaya geçemedi Real Madrid. Yani siz Real Madrid'le efendime söyleyeyim, nasıl söyleyeyim, Kişinev'le oynar gibi, Şerif Traspol'la oynar gibi oynadınız yani. Evet. Yani onlar da Real Madrid'de ondan sonra tabii yeni bir yapılanmaya gidiyorlar. Hepsini değiştirmeye başladılar oyuncularının. Kaldırmaz Buşter, Real Madrid. Buşter bir, bak Benzema gitti nereye? Artık kaç sene, 10 senenin üzerinde üst seviyede, dünyanın en üst seviyesindeki takımda oynuyorsunuz ve performans veriyorsunuz. Sürekli veriyorsunuz. Yani onlar da bir değişime gidecekler. Hatta 15 yıla yakın oldu. Değil mi? Yani 21 yaşında. O kadar var tabii. Tabii tabii. Yani Bandır gitti yani ilk çıktığında. Evet. Hatta Lyon'dayken Real Madrid'i de perişan ettiği bir maç hatırlıyorum. Tabii. Tam komple santraforu yani. Tam 35 yaşında şu anda. 35 yaşında bıraktı. Yani artık onlar da bir yeni yapılanmaya gelecekler. Mutlaka işte aldılar. 105 milyona bile Dortmund'dan yeni bir oyuncu aldılar. Onlar Jude Bellingham. Farklılar. Onların o paraları veriyorlar. Biz onu ancak 2 sene daha harcayabiliyoruz. Farklı şeyler tabii. Yani aldıkları oyuncular da hani hakikaten yani üst seviyedeler. Biz hani dünya starı diyoruz ama onlar dünya starını daha
olmadan keşfedip dünya starı yapmış oyuncular. Yani gücü de var, alıyor, gördüğünü alıyor dediğiniz gibi hocam. Yani bir dünya takımı yani, büyük bir takım. Baksana kaç tane kupa kaldırmış. 17 tane mine şampiyonluğu var. Real Madrid'den söz ediyoruz yani. Onlar dünya kulüplerini domine eden bir takımdır Real Madrid. Tamam, burada finalde yok ama onun yerine de başkanlığı görmek lazım. Şimdi bir İngiliz ekolü, bir İtalyan ekolü. Bakalım buradan hangisi, ama City ağır basıyor. Hocam bu tip maçlarda sürprizler de olabiliyor çok, zaman tabii zaman. Işte sonuçta tek maç. 3-0'dan nereye döndünüz? Evet. O yolun kapalı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ben öyle bir şey olacağını tahmin etmiyorum. Yani City 3-0 öne geçip de maçı vermez. 3-0'dan 6-0'a getirir o maçı. 3-0'dan geri vermez. Yani. Yok orada... yani 3-0 olursa yani City bence öne geçerse de zaten maçı vermez de. Zaten bu taraf 3-0 gibi bir senaryodan geri dönüş sormuyorum. Yani 0-0 başlayan bir maç üzerinde. Ben City'yi önde görüyorum yani. Şu anda kupanın bir kulbundan tutmuş gibi görüyorum. Tabii ön yargılı olmamak lazım ama o dinamikliği, oyun kültürü. Bir de Guardiola hocam, yani Akanji'yi kalktı, sol bek yaptı. Ayrı bir adam. Stones'u nasıl dripling yani? Takım o alanları nasıl açıyorsun yani? Stones driplingli bir stoper mi? Sen daha biliyorsun İngiltere'yi yani. Yani der çok misin değil yani? İlkay tabii canım. Sadece belli bir, hani bizde tabir vardır ya, 6 numara oynayanı iki yönlü oynatmaya başladı. Artık ceza sahasına giren bir oyuncu oldu. Gol arayan bir oyuncu oldu. Şampiyonluğu getirdi geçen. Takımı domine eden bir oyuncu oldu. Ve onunla birlikte de burayı var. Hepsi de öyle bir açılarak, hani deriz ya, akordeon gibi. Evet. O tarzda bir futbol oynuyorlar. Inter'de de yaş mevhumu da var. Tamam, bir şeyleri Dumfries falan var. Lukaku falan da formda değil hocam. Yok. Ya orada bir tek formda olan Edin Dzeko da var. Onu ne kadar buldurlar bu maçta bilemem yani. Lukaku mu oynar, o mu oynar? Martinez'le Dzeko'nun beraber başlaması. Ben de öyle. Dzeko çünkü çok formda. 37 yaşında ama bir izle sen maçlarını. Hani dersin ki bu kaç yaşında ya? Mahmut hocam, ben Dzeko'yu ilk askerde izledim, milli maçta. Türkiye-Bosna maçında. Dedim bu ne? Yani bu kalıpta bu kadar rahat çalım atan. Çok. Driplingli giden yani. Kaç tane gördün hocam? Çok zor. Sen bizim büyüğümüzsün yani. Bu kalıpta yani bu kadar iyi dripling. Eski halini anlatıyorum tabii, artık yavaşladı ama. Şimdi de öyle. Yani inanılmaz şimdi bir adam. Şimdi de nasıl yani. Biliyor musun? Alıyor, dönüyor, pasörlüğü var. Ve verdikten müthiş sonra da gidiyor. Yani hani dersin ki yaş mevhumu geldi, ağırlaştı, verdi pasını bitirdi, yok atıyor pası gidiyor ve istiyor tekrardan. Çok da golleri var, enteresan golleri de var. Havadan bir kere çok iyi. Yerde zaten o kadar iyi perdeliyor ki vücudunla rakibini. Ya, enteresan bir maç izleyeceğiz ama gene City çok daha çabuk bir takım. De Bruyne mesela aldığı zaman gidiyor, döndüğü zaman gitti zaten. Ya bir de şu var hocam, bilmiyorum katılır mısınız? Şimdi genişlik verdiklerinde... Bu sefer blok açılıyor. Blok açtı mı stoperlerden birini driplikle çıkartıyor. Artı biri zaten stoperden kazanıyor. Ona baskıya geldi mi bir oyuncu boş, tak tak verip zaten oyunun yönünü de çok rahat değiştirebilir. İlkay yapıyor. De Bruyne yapıyor. Hepsi yapıyor. Hepsi yani bütün onu stoperleri savunma, de yapıyordu. Bekleri de yapıyor. Akanji'nin müthiş hepsi. Ayakları. Yani nasıl savunacaksın? Yani ben şu an telaşlandım ya. Inter hocası yanında olmak istemem. Onlar şimdi tabii Inter'de eğer Migitler yanına oynayıp da Hakan da bu sefer orta sahada çok güçsüz olurlar. Ben de öyle. Burada Brozovic orayı herhalde kullanacağını düşünüyorum. Migitler yanında oyunun gidişatına göre çok kaliteli topçu. Hocam muhtemel 11'lere bakıyorum. Ağırlıklı olarak Mkhitaryan, Hakan ve Barella beraber görünüyorlar. Ya biz tabii yani kendi görüşümüzü söylüyoruz. Daha doğru olan belki de odur. Ama o da top kendisinde kalsın ve daha fazla oyuna hakim olayım diye. Hakan hakim olabilir ama dönüşlerde sıkıntıları var. Hatta yani ben şu an önüme bakıyorum, izleyici de yanlış anlamasın. Ben de muhtemel 11'ler üzerinden farklı tabii. Ülkelerde nasıl görülmüş kadrolar. Biraz onları da inceliyorum. Cezalı mı Brozovic Kerem? Tahmin etmiyorum. Var mı bir şey? Bir bak. Ben de açıyorum şu an. Ama son maçlarda hep şeyle oynadı. Mkhitaryan'ı kullandı daha çok. Hatta yani Mkhitaryan'ın ufak bir sakatlığı vardı. Bendeki muhtemelde de var. Barella, Brozovic, Hakan Çalhanoğlu, Martinez, Dzeko, sizin dediğiniz gibi. Bu en yani, uygun olur orta saha olarak. Bence de, çünkü hocam başka türlü şey yapamaz. Çünkü Barella çok box to box, çok etkili bir oyuncu. Brozovic de aynı zamanda bozma şeyi var. Bir de topu kullanan iki yönü de çok iyi oynayan bir oyuncu. Şimdi Hakan zaten savunma tarafı yok. Ancak alacak edecek. Tabii. Ben zannetmiyorum Hakan'la Mkhitaryan aynı anda olursa Manchester City 20 dakikada 2-0 bile bitirir, çöker fişi. Aynen. Çünkü öbür tarafa bakıyorsun. Öbür taraf gerçekten şöyle düşünebilir hoca. Bir de Bernardo, özür dilerim lafını kesmeyeyim, Bernardo Silva da çok formda. Bayağı. İnanılmaz formda yani.
O son eşleşmede Manchester City'nin son eşleşmesinde çok iyi bir performans gösterdi bence. Yani Mkhitaryan tabii Hakan'ın ikisinin o topa hakimiyetini, oyun kurmasındaki güçlüğünü ve perspektifini geliş tutmasını düşünebilirsin ama karşınızdaki rakip yani silindir gibi geçen bir rakip. Ve oyunu tekrar vurgulayalım. Haaland da dahil buna. Hepsi topun arkasına o kadar seri geçiyorlar ki. Bir Grealish zorlanıyor. O bile artık öğrendi yani. Ya herhalde yani burada bir tanesi suratı içinde bu takım. Doğru var o kadar. O da olsun o kadar yani. O kadar olsun. Bakalım ya biz çok zevkli bir maç izleyeceğiz. Evet. Yani futbol severler futbol belki uzatmalara kalmasını istersin ama bu maç kalmaz uzatmaya. Ben istemiyorum hocam. Yarın İzmir'e gideceğiz. Yarın kupa finali var. Bugün maça gideceğiz. Doğru. Uzatmaya giderse nasıl döneriz bilmiyorum. Uzatmaya giderse 45 dakika eve erken dönelim. Peki maçın sizce kim damga vurur maça? Kim damga vurur oyuncu olarak hocam? Çok var vuracak oyuncular orada. Yani iki takımda da var. Ben De Bruyne'yi her zamanki gibi ön planda görüyorum. Ön planda Haaland zaten o bilinen bir oyuncu ama oyunun bu sezon yani De Bruyne çok farklı bir oyun algılaması ve anlayışı sürdü spor severlere. Yani bakıyorsunuz açıkta var, orta sahada var, forvetin içinde var, geride var, her yerde var. Yani oyunun İlkay'la birlikte bütün oyun aklı bunların ikisinin üzerinde gidiyor. Haaland da dolaşan bir oyuncu. Ben yani damga vuracak olarak düşünüyorum. Burada İlkay da çıkabilir. Oyun kültürü açısından o da çıkabilir. O da çok farklı bir oynamaya başladı. Tekrar vurgulayalım. Pep'le birlikte çok farklı bir İlkay izlemeye başladık. Dortmund'da ve City ilk gittiği dönemlerdeki hani alırsınız verirsiniz falan o tarzın çok üzerine çıkmaya başladı. Çok çok iyi oynuyor İlkay. Bu arada La Gazzetta dello Sport Brozovic'i yazıyor. Onu da söyleyeyim. Yani birçok farklı mutlaka yere baktım. Var. La Gazzetta dello Sport'ta da Brozovic'in oynayacağına dair bir mantık iddia da var. O şekilde geliyor bu kadroya göre, yani. Rakibine göre. Tabii. Çünkü ikisini bir oynattığın vakit bence sıkıntı yaşarsın. Şeyi yani. Düşünür, gidişata göre geri düşerse, aynen. Oyunun gidişatına göre daha yani çok fazla önde tutma şansın yok. Yani bu, o ara toplarla gidecekler. Ama bu tarafta da her türlü gidiyorlar. Yani öyle böyle diye bütün takım gidiyor. Yani. Neredeyse kaleciyi de gönderecekler. Yani o şekilde bir oyunu anlayışları var. Ya şey var, şimdi aslında baktığınızda Manchester City'ye karşı Inter'in biraz daha ikinci bölge savunması yapması ve kontrole çıkmasını beklersiniz ama şöyle de bir soru geliyor orada. Kontra tehdidi var mı? Lautaro kontra santrforu mu? Yani forveti mi? Dzeko hiç değil. Evet. Lukaku hiç değil. İşte burada da kadro mühendisi devreye giriyor. Farklı tipte oyuncuları da koymak lazım. Inter'sin. Ben hiçbir zaman ikinci bölge savunması yapmam diyorsun ama Şampiyonlar Ligi finalinde. Olması bile mecbur sizi rakip o şekilde itiyor ya. İşte mecbur ikinci bölge savunması yapacaksın. Şey bulacaklar hocam. Mesela bak. Neyle çıkacaksın? Inter'de şey bulacak. Geniş alan bulacak. İşte. Ama onu nasıl kullanacaksın? Sprinter oyuncun şimdi var mı? Şu var. Inter'in de en büyük yani özelliği. Barella topu taşır. Kanat bekler taşır. Arkaya koşu atacak. Arkaya koşu. Sprinter bir oyuncu yani, yok. Lautaro nispeten. Ancak yani şöyle yapıyor zaten. Dikkat ederseniz Zeko'da buluşturuyorlar. Onun o paslarında ya da iadesiyle. O şekilde gidiyor. Ve onları bulur. Bu oyun anlayışında bulacaklar da. Ama ne kadar bulursunuz? Çünkü çok çabuk dönüyorlar. Öyle böyle değil yani. Şimdi açıklar diyorsunuz. Açıklardan deli dolu orta yok. O kadar çok yaptıkları zaman da çok sert orta yapıyorlar. Siz koşu halindesiniz. Hareket yani basayım kafamı kaldırayım. Hareket halindeki o da Haaland çıkıyor ve hatta rakip o karambolün içinde kendi kalesine atıyor. Yani çok çok farklı bir oyun anlayışları var. Bir bakıyorsun hepsi öndereye gidiyor. Arkada İlkay'ı buluyorsunuz. Sol taraftan gelmiş. De Bruyne aynı şekilde. Yani oyun düzenleri o kadar dönerli oynuyorlar ki sizin defansif orta saha zaten öyle düşünceleri yok onların da. Hepsi oynuyor. Tamam. Bir bakmış bir tanesi girmiş içeri. Onun arkasını İlkay'la kapatmışlar. Yani farklı bir oyun modeli ve hepsi de çok çabuk oyuncular, çok çabuk düşünen oyuncular ve çok zeki ve topluk hakimiyetleri de çok iyi. Yani bu böyle bir tarzı kutu. Inter'e bakıyorsunuz, Inter'in belli başlı kalıplaşmış oyunu var. Buradan bunları nasıl taşıyacaksınız? Çünkü çok edecekler size. Yani şöyle söyleyeyim bir kere, Düdük'le birlikte nasıl Real Madrid'i izledik, orada bir darmadağın olabilirsiniz yani.
Öyle bir maçta izleyebiliriz. Anında 20 dakikada maç kopmuş olabilir. Bence baskı, çok baskı hissetmezse oyuncular, onu yönetirse Pep, ben öyle bir maç bekliyorum. Yani. Bunlar mı? Hissetmezler. Bunlar çok üst seviyede oyuncular. Hepsi milli olmuş etmişler. Dünya hani kupalar, Avrupa kupaları. İlk defa kupa getirecekler. Evet, evet. Sen de oynadın. İlla bir şey olur. Öyle ya. De bunlar artık bak sana bir şey söyleyeyim. Real Madrid'i elemişler, sürklese etmişler. Şimdi bak, Real Madrid'de oynamak ne demek biliyor musun? Yarı final. Final oynamışına Real Madrid şey oynamış. Hocam yarı şu final. Korku olmaz mı? Real Madrid'i eledik. Inter'e elenirsek ne anlatırız? O olabilir. O, bak futbolun içinde her şey var ama aynı oyun modunu girecekler ve ilk 20 dakikada işi bitirirlerse ya da yarım saatte şaşmıyor. Ben de öyle düşünüyorum hocam. Bir maç önü yapılan açıklamaları ekranlara getirelim. Sonrasında Şampiyonlar Ligi finaline dair sohbetimize devam ederiz. Bir tarafta Hakan Çalhanoğlu, diğer tarafta İlkay Gündoğan. Bu açıdan da önemli bir eşleşme bizim için aslında Burak Kural, bizim değil için, mi? Tabii bizim için de önemli bir eşleşme. İki çok kıymetli futbolcu. Tabii birini milli takımımızda oynatabiliyoruz. Milli takımımızın kaptanı. Hı hı. Diğeri kısmet olmadı diyelim ama çok değerli futbolcular. Belki oyuncuların varlığıyla da gönlü bir tarafa kayanlar olabilir. Ben mesela, bende öyle şeyler olmaz. Ben İlkay'ı daha çok seviyorum Hakan'dan ama Inter'i destekleyeceğim. Ya, ben de biraz o duygusal tarafa zayıf bir tipim. Yani çok rasyonelist olduğumdan dolayı ben tabii şey tarafındayım işin. Çok saygı duyuyorum Inter'e de. Bir de hani bizim çocukluğumuzda hocam, biz hani 84'lüyüm ben. 90 yıllar hep İtalya domine ediyordu biliyorsun. İşte Sakkiler, Milanlar, Juventuslar falan. Bizim ondan dolayı İtalyan futboluna benim jenerasyonum bir meyli vardır ama şimdi burada da Guardiola var. Guardiola bence çok ilham veren, genç teknik adamlara örnek olan. Yani birçok kişinin, ne bileyim, belki gençlerin onu görüp de etkilenip de ileride teknik adam olmak istiyorum diyeceği bir adam. Hı hı. Futbola kattıkları yani Inzaghi ile kıyaslanamaz. Dolayısıyla Pep Guardiola'yı ben dünya gözüyle hani izlemek istiyorum takımını. Ve bir takımı desteklemiyorum ama yani çok ağır basıyor Manchester City. Eğer bugün yani Inter kazanırsa ciddi derecede şu ana kadar en büyük şaşırdığım final sonuçlarından biri olacak. Hocam, İlkay Hakan konusuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? İkisine de biz dokunmamışız. Almanya'nın dokunduğu, yetiştirdiği oyuncular. Birisi Bochum'dan çıkmış İlkay. Oradan Nürnberg, Mehmet İkici ile birlikte. İkisinde kırmızı ayakkabıları vardı. Mehmet de Bayern'den oraya kiralık gelmişti. O Werder Bremen'e gitti. İlkay da Dortmund'a, oradan yükselip. Öbürü de Hakan da Mannheim. Mannheim'den Karlsruhe, benim kulüp. Oradan işte Hamburg. Çocukluk hallerini biliyor musun hocam? Tabii, bilmez olur muyum? Bochum, bak Bochum, Almanya'nın canlı, şöyle bir bak. Bizim ligimizde de çok Bochum'dan oyuncular vardır. İşte Onur, Giresun'da Görkem. Görkem milli takımlarda falan. Yani hepsi Bochum, Ruhr bölgesi yani. Daha doğrusu o tarafta işte Gelsenkirchen, Düsseldorf, Köln, oraları. Türklerin çok yoğun olduğu bölgedir ve hani derler ya, tabiri caizse mantar gibi çıkar. İşte Mehmet Ekici oraya gidiyor. İkisi de çok klas topçulardı. İlkay'ı da Dortmund alıyor. Dortmund'un o yetiştirdiği oyun tarzından sonra bu tarafa geçişi City'de çok baktı. Hakan da nerelerden sakatlıklarda yaşadılar ettiler ama gene de maşallah aldılar götürdüler. İşte İlkay bakıyorsun Manchester City'nin takım kaptanı. Bugün şampiyon olursa kupayı kaldıracak. Lider oyuncularından biri oldu. Yani Alman milli takımı da aynı şekilde. Vazgeçilmez oyuncularından Mesut Özil ile beraberdiler. Evet. O tabii bıraktı. Bırakmak mecburiyetine kaldı. İlkay devam ediyor. Yani enteresan kulüpler, üst seviyedeki kulüplerde iki tane Türk oyuncumuzun olması bizi de cezbediyor tabii ama bir bakıma da biz niye yetiştiremiyoruz diyoruz değil mi hocam? Onu boşver. Oraya girmeyelim. Orası bizi aşıyor. Yıldıray da öyle. Yıldıray Başlık da öyle. O da Almanya'da yetişti. İlk Leverkusen Şampiyonlar Ligi final oynayan Türk oyuncumuz. Yani o Leverkusen'da o meşhurunun o rovaşatasını kurtardılar. Oradan da döndü. 1-0 kaybetmişlerdi yanılmıyorsam Leverkusen'da. Hani çok tabii mesela ilan mansız falan hep sorulardan gelmiyor. Tabii canım, çok var ya. Yani oranın bakın 4. liginde yani Bal liginde oynayanlar burada Süper Lig oynuyor. Bir bakıyorsun milli takıma yükseliyor. Aramızdaki fark bu. Onun için biz bu nasıl bundan altından kalkacağız bilmiyorum. Biz de hala buralarda konuştuğumuz zaman mangalda kül bırakmıyoruz. Altyapı, altyapı, hiç kimsenin altyapıya alakası olmayanlar da altyapıdan bahsediyor. Kapısının içinden girmemişler altyapıyı, öyle bir anlatıyorlar ki işte 5 tanesi şöyle olacak. Hadi abi. Onu bak, bunlar buralardalar. Evet. Biz de inşallah yetişti. Merih gitti mesela.
ne kadar çok sevindik ve Demiral. Yani tabii Çağlar da gitti, Cengiz Çağlar gitti. Gitti sevindik, Cengiz gitti, gitti sevindik. Ama 85 bir ülkede 5 tane ismi odur abi. Cenk işte bayağı şu an verimli gidiyor. Cenk'i de biz yetiştirmedik. Cenk Özkaç. Onu da biz yetiştirmedik. Ona da acil şifalar diyor sağ olsun. Çok ameliyatların olmayacakmış. O buraya Altay'a dışarıdan mı geldi ben bilmiyorum. Kim? Cenk Özkaçar Altay'a dışarıdan mı geldi? Almanya'dan ya. Antalya Frankfurt'un oyuncusu. Bilmiyordum hocam. Şey neydi o? Gekas. Gekas oynuyordu. Yunan milli takımında Cenk de kulübede oturuyordu 17 yaşında. Onu bilmiyordum. Cenk Almanya'dan orada. Altay'ı iyi almış o zaman hocam onu. Kim? Zamanında Altay'ı iyi getirmiş. Altay değil. Altay'dan mı? Sen kimsin başlıyorsun? Cenk Özkaçar. Onu bahsediyorsun. O, tamam o Altay'dan. Ben bizim şey Cenk Tosun'dan diyecektim. Karıştık Cenkler karıştı. O bucağı Altın Ordu zaten. Tabii. Hani bilmiyordum hoca sonra hakim almayı. Ben de şaşırdım. Ben şimdi Cenk'i karıştırdım. Cenk'i karışırken. Cenk Özkaçar. Cenk'i de konuşacağız bu arada ayrıca ilerleyen dakikalarda. O da bizim ülkemizden. Yani bir de orada şey var işte Eray Cömert var. Onların ikisi o İsviçre altyapısı. İsviçre altyapısı oradan çıkmıyor. Demek ki bizden de çıkıyor hocam. İyi bir sistem olursa demek ki bizden de çıkmaz çıkıyor. Olur mu? Az yetiştiriyoruz. Az yani bunlar değil mi? Arda var yani. Bu kadar büyük bir ülkede şimdi herkes Arda'yı konuşuyor. Evet. Başka yok mu? Emirhan İlkan da çok iyiydi de oynayamadı. Yok şimdi tek Arda konuşuyorsun. Yani bir ülkede bir tek iş mi konuşulur? Evet, genç oyuncu olarak yani. Onun için çoğaltması lazım bunların. Bunlar da nerelerden kaynaklanıyor? İşte büyük takımlarımızın daha fazla buralardaki elinizdeki yetenekli oyuncuları atmanızdan kaynaklanıyor. Evet. Zira Türkiye Kupası ile devam edeceğiz. Manchester City Inter maçı umarız güzel geçer. İki takıma da başarılar diliyoruz. Ve şimdi Zira Türkiye Kupası'na konuklarımızla birlikte odaklanacağız. Fenerbahçe ve Başakşehir yarın akşam İzmir'de kozlarını paylaşacaklar. Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda iki ekip Türkiye Kupası'nı müzelerine götürmek için mücadele edecek. Fenerbahçe açısından sezon aslında ligde hayal kırıklığıyla noktalandı. Hedef şampiyonluktu, ikinci bitirildi ama 9 yıllık kupa hasretine nokta koyabilmek için de Fenerbahçe'nin önünde çok iyi bir fırsat var. Sarı lacivertli takımın bu maça nasıl hazırlandığını düşünüyorsunuz hocam? Ligdeki yaşadıkları üzüntüyü bir kenara bırakıp kupa finaline tam anlamıyla odaklanır mı Fenerbahçe? Bence mutlaka odaklanırlar. Çünkü çok üst seviyede profesyonel oyuncular var orada. Genç oyuncuların haricinde. Onlar da onlarla birlikte o harmoniyede devamlı antrenmanlarda. Yine Jesus seviyesi ve kalibresi üst seviyede bir hoca. Bunların altından gelecek kaliteye sahip bir takım. Ve Fenerbahçe ve hocası da ne kadar? 12 tane mi 13 tane mi kupası var? Tabii canım. Artı bir de kaybettikleri var finalde. Çok artı tecrübesi. Şey Amerika kupası var. Copa Amerika. Brezilya'da. Libertadores kupası var. Yani buna aynı bizim burası Şampiyonlar Ligi gibi ki daha zoru da oraları. Yani ben Fenerbahçe'nin istim üzerinde olacağını ve kupayı da çok arzulayacağını ki öyle olması lazım. Yani artık final oynuyorsun ama karşı tarafta da bir rakip var. Onlar da hızlı oyuna karşı ne kadar çok yavaşlatacağını çok iyi bilen bir takım. Onlara hani genlerinde derler ya o uzun bir dönemden beri onu ne zaman geçişle geçiş demeyeyim ben ona da kontratak diyeyim. O geçiş yeni girdi. Bunu da değerli mi? Kontratak oyununu çok iyi çıkan ve topa ayaklarına sahip olan bir takım. Başakşehir'de. Yani Fenerbahçe biliyorsunuz Türkiye'de en fazla maç oynayan takım. Bütün rakiplerine karşı. Nereden baksan bir 15 maç kesin var oynayan takım. Ligde oynarken Avrupa, hafta arası Avrupa ve seviyesi yüksek maçlar oynadılar. Temposu şampiyonu eleyecekti hocam. Temposu yüksek olan maçlar oynadılar. Dünya Kupası'na giden oyuncuları oldu. Diğer takımlarda verdikleri gibi. Hepsi besiz bir yerlere son anda ne olduysa Dünya Kupası'ndan sonra Fenerbahçe tamamıyla bir değişti. Karşımıza bu çıktı. Bu Fenerbahçe çıktı. Ben Fenerbahçe'nin gene rakibi ne kadar 50-50 ise 50-50 hak şeyleri ne derler kupada finalde kupayı kazanma şansları yüksek. Ama Başakşehir'de öyle yaban atılacak takım değil. Çünkü Fenerbahçe ne kadar değişkenli oyuncularla oynuyorsa Başakşehir'de o kadar oynuyor. Elinde Emre'nin o mevcut kadroda o değişkenli oyuncuları var. Bir bakıyorsun ummadığın yerde Caner'i atıyor, çıkartıyor, oynatıyor. Ve ne bileyim birisini sağ bek oynatıyor. Farklılıkların üzerinde giden bir teknik direktör Emre'de. Yani ben Emre'nin de geleceğinin çok farklı bir teknik direktör hüviyetine bürüneceğini düşünüyorum. Burada kalır mı kalmaz mı bilmiyorum. Herhalde bir serüveni olacak onun, yurt dışı serüveni. Onu gösteriyor. Bakalım yani orası da iyi bir maç olur ama
Tabii bugünkü maçta o bugünkü maçı karşılaştırmıyordur. Ama tabii bizim gündemimiz açısından yine çok çok önemli bir karşılaşma. O kesin. Ne dersin? Ne vaat ediyor bu maç biz futbol severlere? Şöyle şimdi Fenerbahçe'nin iki taraf için de çok önemli bir maç. Neden? Şimdi Fenerbahçe'nin sezonda çok iyi giderken şampiyonluğu kaybetti. Bir irtifa kaybetti. Avrupa Ligi'nde iyi gitti. Belki seviyeyi de eleyebilecekti. Yani hakikaten şampiyonan seviyeyi. Orada bir kayıp oldu ama lig özellikle çok üzdü Fenerbahçe taraftarını. Şimdi elinde bir kupa var. Bizim ikinci en büyük organizasyonumuz. Baktığınızda öte tarafa geçelim. Başakşehir için de Avrupa bileti. Yani kimin daha çok ihtiyacı var derseniz Başakşehir'in ihtiyacı var. Çünkü ciddi bir gelir var öbür tarafta Avrupa'ya gittiğinde. Ve Başakşehir de yıllardır gidiyor. Hatta bu sezon çok başarılı oldu. O kupayı kaldıran Fiorentina'nın grubunda lider çıktı. Fiorentina bu arada West Ham'a kaybetti. Kaybetti. Pardon. Final oynayan değil. Evet. Final oynayan takımın grubunda lider oldu. Dolayısıyla şimdi bu bilgiler ışığında ben sert bir maç bekliyorum açıkçası. Şimdi bugünkü Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'nin çok ağır basacağını düşünüyorum ama yarınki maçın çok sert geçeceğine inanıyorum. Çünkü bir tarafta da gerçekten Emre Belözoğlu'ndan bahsetti Mahmut Hoca. Burada seninle en son Trabzonspor maçında skorboardu beraber yapmıştık. Hı-hı. Emre Hoca'nın ekibi oynattığı oyunu hepsinden bahsetmiştik. Gerçekten bence çok gelecek vadeden bir teknik adam ve ekibi var. Vizyonlu bir teknik adam. Bir defa hani oyun planı var. Yani birinci bölgede bir planı var. Çıkarken bir planı var. Kontrol için bir planı var. Pozitif geçişte, negatif geçişte, duran topta, üçüncü bölge baskısında, ikinci bölge savunması hep bir şeyleri var hocanın. Çalışmış bunları. Dolayısıyla böyle sert bir takıma karşı oynayacak Fenerbahçe. Maç çok kolay geçmeyecek. Maçı bence ilk etapta başlangıçlarda bazı nüanslar değiştirebilir. İşte kart olabilir. Kırmızı kartlar olabilir. Basit hatalardan çıkan şeyler olabilir. Ama genel olarak Başakşehir'in Galatasaray'a karşı kupa çeyrek finalinde Ali Sami Yen'de oynadığı oyun tertibiyle çıkacağına inanıyorum. Nedir o? Topun arkasına iyi geçen, çok çabuk geçiş değil kontratak hocamın terimiyle. Orada da onu da ilahlar kurtardı mı yani? Galatasaray'da o maçı yani 5'lik 6'lık yapardı. Çok pozisyonları girdi ama çıktığını attı hocam. O da bir başarı ama. Çıktığını atmak çok büyük başarı. O vakit gelene kadar da o maç 3-0 4-0 giderdi. Ama işte öyleydi. O zaten bir risk hocam. Ben de maçtaydım orada izledim. Dedim Başakşehir nasıl oluyor bu şekilde demoralize oluyor futbol demoralizesi. Evet. Galatasaray sürkülesekti orada onu. Ama hocam çıktığını attı. Orada o, şimdi o günün var. Sonunda topun arkasına geçme stratejisinde iki şey var ya hocam. Galatasaray'ın büyük şanssızlığı da bütün takımlara verdiği pozisyonlar o. Boya çıktı zaman arkasını attı mı kapatamıyor. Solda çıktı mı kapatamıyorsun. Bunlar değerlendiriliyor, öbür takımlar değerlendiremiyor. İşte ona geleceğim. Figueroa mıydı onların o santrofor? Figueredo vardı. Çok iyi oynuyor. Evet. Okaka yok bu arada Fenerbahçe maçında da sakatlığı sebebiyle Okaka zaten bir süredir bırak, yok. Okaka'yı bırak, Figueroa aratmıyor. Çok iyi oynuyor. Burada çok farklılığını gördük. Antep'te göremedik onu bak. O oyun anlayışını. Şimdi burada çok farklı. İyi oyuncu iyi takımda daha iyi oluyor ya hocam. Ama şimdi, çok çok iyi. Burada da tabii takımın şüpheti var. Topun arkasına geçtiğinde iki şey var. Bir iyi savunacaksın. O dediğin gibi birinci bölge savunmasında sıkıntılar. Bir de Galatasaray'a karşı savunma yapmak da o 50 bin kişinin önünde çok kolay değil hocam. Sen de stat dedin, ben de stat dedim. Yani inanılmaz da bir coşkusu vardı açıkçası. O pozisyonları verdi orada. O negatif ama muazzam çıktı. Ve çıktığını attı hocam. Hani ikinci bölge savunması kontrata oynayacağın zaman birincisini eksik yaptı ama ikincisini iyi yaptı. Eğer bu karşılaşmada biraz daha birinci bölge tarafını da ikinci bölge savunmasını da iyi yapıp iyi çıkarsa Fenerbahçe'ye zorluk yaşatabilir. Bir de Fenerbahçe'nin şöyle bir şey var. Çok geri döndü Fenerbahçe. Hani mağlubiyetlerden çok geri döndü. Hatta Başakşehir'e son maçta da geri döndü. Pedro ikisinde de. Dolayısıyla bir geri dönüşü oldu. Onun için hani Başakşehir'in 90 dakika içerisinde çok istikrarlı bir şekilde oynaması gerekiyor. Öne geçse de Fenerbahçe çok rahat dönebilecek bir takım. Fenerbahçe tarafında şöyle toparlamaya çalışayım. Eğer şimdi kadro kalitesi yok, çok daha üstte bir takım. Şunu düşünebilir. Bazı maçlar tam taktik çok önemlidir ama bazı maçlarda da oyuncular bazı şeyleri belirler. Hele bizim gibi liglerden çok taktiğin ön planda olmadığı liglerde. Öyle geçiyor zaten. Eğer Fenerbahçe daha çok inanırsa derlerse ki biz taraftarımızı çok üzdük. Bakın, psikolojik bir şey anlatıyorum. Çıkalım. Aslan gibi oynayalım. Zaten ligde iki defa yenmişiz. Bir tık da rakip bunun korkusuyla da çıkacak sahaya. Onu ortaya koyabilirsin. Bir tek şey var. Başakşehir büyük takımlara karşı orta sahasını daha kalabalık tutuyor.
Daha kalabalık bir top. İşi bilen orta sahası var. Şeyler de var işte. Ligliye falan. Deniz Türüç falan çok çok hareketli. Bir de hocam o dışarıdan, golleri, dışarıdan vuruşu şey evet. Serkan o çabukluğu var. Yani yakaladıkları zaman büyük Serdar takımlar. Serdar Gülleri mi? Serdar. Biliyorsun büyük takımlar hep hücum oynadıkları tabii. için arkada çok büyük boşluklar bırakıyor. Bunu çok iyi değerlendiriyorlar işte. Çok özür dilerim bir şey eklemek istiyorum. Fenerbahçe'nin en büyük problemi de bir merkezi kapatmak. İkincisi de arkaya atılan toplar. Şimdi hem merkezi iyi kullanabiliyor. Deniz Türüç devriliyor oraya. İşte Biglia, Alex için durumu ne bilmiyorum. Sakat değil anladığım değil kadarıyla. Alex işte son maçta. Galatasaray büyük takımların hepsinin aynısı var. Galatasaray maçında biliyorsun Alex için çok büyük iş yaptı. Şimdi bu tarafı bir de arkaya Serdar Güller oynarsa ki son maçta da yormadı onu Trabzonspor maçında hoca. Serdar ligin belki de en büyük kontra tehdidi ve kontra oyununu da inanılmaz biliyor. Son söyleyeyim. Fiorentina maçını da canlı izledim hocam. 3-0 yendiği maç. Hı-hı. Top hep Fiorentina'daydı. 3-0 Başakşehir kazandı ve Serdar Güller 2 gol bir asist oynadı. Ama o maçla ilgili bir parantez açayım. Kaleci çok Fiorentina kalecisi evet rezaletti evet, yani. Çok kötüydü. Bir de şunu hani anlatmak ben lazım. Kalede dursam 3-0 değil belki 1-0 bitebilirdi yani. O kadar kötü bir bazı kalecilerde de şahit şimdi Başakşehir büyük takımlara karşı bunu hep yapıyor. Bu tarzda oynuyorlar. Evet. Onun için dedim ya Emre de kimlerle oynayacağını bilemiyorsun. Tabii canım. Takımda o kadar hepsini çok iyi kullanıyor ki oyuncularını. Acaba Kenny ile mi oynayacak, Figueiredo ile mi oynayacak? Figueiredo ile oynayacağını zannetmiyor musun? Oynar. Figueiredo hakikaten Başakşehir'de ivme kazandı kendisi açısından da. Ay çok çok iyi oyun. Canlı izlediğin zaman görüyorsun neler yaptığını. Hatta bir de tabii Başakşehir'in genel oyuncu yapısından da kaynaklanıyor. Futbol kültüründen de kaynaklanıyor. Ama işte Fenerbahçe o boşlukları bırakmazsa or kimlerle oynayacak? Şimdi Arda İrfan mı yapacaksın? Örnek veriyorum. Tabii. Önde zaten Batshuayi, Valencia kesin oynayacak. Arda sağda oynar bence onların hocam. Merkezli kim oynayacak? Yüksek mi oynayacak? Zayis mi oynayacak? Bir sürü iyi oyuncu var elinde. İsmail var. Arao var bu. İsmail gerçi cezalı ama şimdi genel bakıyoruz tabii orada. Arao'su var. Crespo'su son dönemlerde gene görmemeye başladık. Zayis çıkıyor. Muhtemel 11'lere bir bakalım. Muhtemel 11'ler üzerine madem konuşuyoruz. Hemen bir göz atalım. Bu arada Başakşehir'in o maçta 3 isabet düştü varmış. 3'ü de gol değil mi? 3'ü de gol. Geldiğini attı işte. İrfan Can, Ferdi, Samet, Salahi, Luan Perez, Arda, Arao, Zayt, İrfan, Batshuayi, Valencia. Arda, İrfan. Evet. Beklediğimiz Fenerbahçe 11'i bu. Son dönemlerde hep böyle oynuyor ya. İşte oradan ikisinden birisinde nasıl yapacaksın, kullanacaksın? Arda İrfan'ın da geri dönüşleri hocam. Şimdi ikisini oynasa da zaten Başakşehir ikili, kadar sert bir maç. İkili mücadelelerde sıkıntıları var. Arda tabii normal, o daha fizik gücü oturmamış, teknik kapasitesi seviye çok üst seviyede. İşte en son maçta Galatasaray maçında gördük. Yani fizik mücadelesi çok üst seviyeye geldiğiniz zaman normal çocuğunda yani sezon başından beri süre almaması. Sonradan size hani keşfedilmiş oyuncu gibi oldu Arda. Evet, evet. Belki işte 10 dakika, 15 dakika evet. Buralarda anlatmaya çalıştım, atılmış olsaydı o fizik gücünü de. Tempoyu da. Bir de özgüvenini de daha fazla kazanıyor. Şimdi özgüveni var zaten. Yok, öyle ikili mücadele için. Şimdi şöyle topla inanılmaz özgüveni var da. Takımda lider konumuna geldi. Yok, öyle de özgüveni var da. İkili mücadele girerken hani başka bir şey yok hocam o. Şimdi kendine güvenmek. İkili mücadelede işte nerede oynatacaksın önemli. Arda geniş alan topçusu. Arda'yı sen kilitlersen açığa o ondaki o verimi alamazsın. Yani o bütün perspektifini görecek yani böyle önünde olacak bütün hepsi. Öbür türlü açığa attığınız zaman ne yapıyorsun? Sadece bir bölgede kalıyorsun. İçe kat edeyim. İçeri kat etmeye çalış. Ama Arda'yı düşün. Santroforlara önünde. Hepsi önünde olduğu zaman o perspektifini, o oyun tekniğini, taktiğini bütün o şekilde kullanabilir. Daha verimli olur. Orada merkezi güçlü tutmak için onu merkezde arkasını oynatmıyor. Arkasını kullanırsın. Arkasını adam alırsın yani. Var zaten elinde. İlla şimdi. Kenarda kullanıyor hocam onu. Hiç merkezde kullanmıyor. Ama ben de şunu anlatmak istiyorum. Arda'nın futbol oyunu sana faydalı olacak yer eğer o ikili oynuyorsan, onun arkasında oynatırsan. Zaten o açılan aralarda kendisinde girme özelliği var. Bu taraftan kat etmesi... Arağın önünde oynaması lazım diyorsun yani. Arkaya Arağın Crespo'yu koyarsın, önünde seni onu oynatırsın. Misal yani. Ama Arda'dan o tarzda daha fazla birim alırsın. Çünkü Arda'yı buradan alacak, burada topla buluşacak. Rakibe ikat edecek, içeri kat edecek. Edecek, gidecek. Ama burada oyunu bütün hepsinde toparlayacaksınız. Evet. Bir küçük aramız var. Az sonra yeniden birlikte olacağız. Spor Ajansı kaldığı yerden devam edecek. Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir yarın akşam İzmir'de karşı karşıya gelecek. Bu maçla alakalı konuşuyoruz. Hocam sanki görüntü bu mücadelenin Jorge Jesus'un son maçı olacağı yönünde. Böyle bir görüntü var. Yani kazansa da kaybetse de olay sanki oraya evrildi. Bilmiyorum bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Hocanın kaderini
değiştirebilecek bir maç mıdır bu? Ya şimdi kazansa kupaya mı bağlı yani kalacaksınız? Bir maç. Bence kazansa da kaybetse de gitme ihtimali yüksek. Sanki yani şu an görüntü o yönde. Son çıkan haberler nedir? Suudi Arabistan milli takımın başına gidecek diye. Evet. Ki bu saatten sonra da Orta Avrupa'dan transfer teklifi alma şansı sıfır. Kendi ülkesinde belki ama Brezilya'da herhalde kapandı. Bence kendi oradaki ülkesinde de üst düzey takımlardan alma ihtimali yok. Yani kendi ülkesinde belki diyorsun. Hı-hı. Bir derecede o da ikinci sınıf takımlar olabilir. Ya, yani ilk dördün beşinci altında. Oralarda o gider mi? Gitmez. Şu anda en son yapabilecek eğer ekonomik olarak düşünüyorsanız olayı. Suudi Arabistan golf ülkeleri yani o taraflar daha cazip gelir size. Burada gitti da, zaten zamanında. Tabii. Burada da şimdi siz kupayı aldınız tekrardan ama ben alsa da almasa da ben şöyle diyorum. Madem yeni bir serüven atılacaksınız devam etmelerinde fayda var diye düşünüyorum. Hoca ile mi? Tabii. Çünkü yeni bir hoca, eğer Türk hoca getirmeyeceksiniz, tekrardan bir yabancı getireceksiniz çok büyük sıkıntı yaşarsınız gene. Bence cesus yani kalmamalı. Şimdi kalıp kalmaması çok tartışılır, yatırılır. Ama getireceğiniz hoca da tarzda olacak, nasıl olacak? Tekrardan yeni bir transfer moduna gireceksiniz. Yine bir yapılanmaya gireceksiniz. Çünkü elindeki kadro Fenerbahçe'nin çok da aşağı çekilecek bir kadro değil. Buraya yamaları doğru yapmak gerekecek. O ana bölgeler vardır. O bölgeleri doğru yamalarınızı yaptınız mı? Ve maalesef de bunu da maalesef vurgulayacağız. Burada 35'lik, 30'lunun altındaki oyuncular götüremiyorsunuz. 3 tane, 4 tane o tarzda orada oyuncunuz olacak. İşte Galatasaray'ın yaptığı gibi. O tarzda üst seviyeleri bilinen oyuncuları getireceksiniz. Onlarla şampiyonluğa koşuyorsunuz. Belki Fenerbahçe'de bu sezon o tarzdaki oyuncular ellerinde olmuş olsaydı farklı bir yer. Bir virgül koyduk. Başakşehir İzmir'de mücadele için. Başakşehir Futbol Kulübü oyuncuları, teknik heyetini şu anda görüyoruz. Yarın akşam saat 20.45'te Fenerbahçe ile Göztepe Gürsel Aksel stadında karşı karşıya gelecek Emre Belezoğlu'nun takımı. Önceki turda Ankara gücünü 1-0 ve 2-2'lik sonuçlarla eledi Başakşehir. Çeyrek finalde Galatasaray'a deplasmanda 3-2 ile üstünlük kurmuşlardı. Son 16'da Karagümrük'ü 2-2 biten maçın ardından penaltılarla geçtiğini belirtelim ve şöyle bir anekdot da aktarayım. Başakşehir Göztepe'yi yenerek 5. turda bu sezon organizasyona başladı ve şimdi de Göztepe'nin stadında Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacaklar. Emre Belezoğlu görüntüde, Başakşehir teknik direktörü. Ligin son haftasında da İstanbul ekibinin Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiğini belirtelim. Öncesinde ise hatırlayacaksınız Adana Demirspor deplasmanında 3-2 kazandılar ki Mavi Şimşeklere bu yıl Beşiktaş'ın ardından evlerinde ikinci yenilgiyi tattıran takım oldu Başakşehir. Form durumu sezonun ikinci yarısında biraz daha düşüktü Başakşehir'in ama sezonun son bölümüne doğru gidilirken daha zor maç kaybeden bir takım hüviyetine büründü. Fenerbahçe'ye karşı alınan 2-1'lik yenilginin ardından sadece Galatasaray'a boyun eğdi Emre Belezoğlu'nun ekibi. Bakalım Fenerbahçe karşısında nasıl bir görüntü ortaya koyacaklar. Serdar Gürler de yine ekrana geldi. Başakşehir'in önemli kozlarından biri olabilir. Edipol Başakşehir takımı takım otobüsüne biniyor. Az sonra kamp yapacakları otele doğru yola çıkacaklar. Bu görüntüleri de canlı olarak sizlerle paylaşıyoruz. Devam edebilirsiniz hocam. Tamam, şöyle başkanla birlikte 6 senede 6 tane hoca değişti diyelim yani. Hadi arada gelen gidenleri bir tarafa bırakın. Her sene hoca değiştirdiğiniz zaman bunu da tutturamıyorsunuz yani. Hepsinin yoğurt yiyişi ayrı. Hepsinin farklı, hepsinin beklentileri farklı, hepsinin kadro kurmaları farklı. Yani bir yerde de yani olmadı. İkinci bitirdin, üçüncü bitirdin, kupayı aldın. Hadi bu sene tekrardan takımı değiştirdin, hocayı değiştirdin, yeni bir hoca gelsin. Ya bu ne kadar sürecek Fenerbahçe'de? Dışarıdaki ekipleri görürüz. Yurt dışındaki ekipleri. Değiştirmiyorlar ki adam. Şampiyonluk kaçırabilirsiniz. Olabilir mi? Yani illa bir tanesi çıkacak burada. Tökezlenebileceksiniz. Başlangıcı hepimizin burada mitiyeler düştü, sürdü hoca ve takım. Neden bu seviyelere geldikten onlar analiz edip hocayla birlikte yatıracaklar buraya. Almaları gereken tekrar vurgulayayım. Bu takıma 3 tane 4 tane baba topçu bizim tabirimize söylenen
aldığınız zaman çok farklı bir Fenerbahçe izletirler ki elinde zaten vardı olanlar. Ama onları da hoca kullanmadı. Çok farklı bir boyutlara gitti. O da burasını öğrenmişti. Burada neler beklentileri, ne şekilde bir futbol oynandığını. Her tarafı etkenler, yan etkenler, orta etkenler, arka etkenler, dışarısı, muşarısı, saha içi. Bunları görüyorsunuz. Şimdi tekrardan bir Türk hocanın haricinde gelecek bir yabancı hoca. Bilemiyorum yani, hep soru işaretleri kafanızda. Her sene hoca mı değiştireceğiz? Her sene futbolcu mu değiştireceksiniz? Onları da tabii Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu'nun vereceği kararlar. Bizler hep devamlılıktan yanayız hocalarla. Hangi bu yabancı veya Türk olsun, devamlılıktan yanayız. Maalesef şampiyon olan Türk hocalarımız ertesi sene ikinci devreyi göremiyorlar. Göremediler. Say bana hangisi gördük ya? Daha yeni sezonu kapatmadan hepsi postalandı gitti. Olmuyor yani. Bu hocalık bu şey değil ki, gidelim pazardan getirelim gel bunu sen yap, böyle bir şey. Buraya sen zamanını harcıyorsun, futbolculuğunu görüyorsun, eğitimini görüyorsun, oyuncularla yaşıyorsun, kalkıyorsun. Her türlü ondan sonra olmadı değil, güle güle. Geçen sezon nasıl oldu, ben nasıl şampiyon oldum orada? Bizde baskı var ya, bu baskıya yöneticilerimiz dayanamıyorlar. Bakalım, inşallah doğrusunu bulurlar. Yani kupayı kazandığı zaman bile sen sezon başında Süper Kupayı oynayacaksın. Rakibin gene Galatasaray. Fenerbahçe diyelim ki iki tane kupa alma şansın var. Evet. O da var. Galatasaray'ın iki kupa alma şansı var. Hangi rakip kim olursa, Başakşehir hatta Fenerbahçe. Başakşehir'de kalırsa Başakşehir'in de kupa alma şansı var. Fenerbahçe'nin de. Yani tamam, şampiyonluklarla gidiyoruz ama bir de bak adamın oynadığı maçlara bak, sürece bak, takımına bak. Avrupa kupalarına bak. Hepsini bir yatırmak lazım. Yani iyi bir analiz etmek lazım. Bu sadece Jesus'la ilgili değil. Genel. Yani geçen sezon muydu? Tabii. Emre Sivas maçını kazanmış olsa şampiyon. Doğru mu? Sivas maçını kazanmış olsa Fenerbahçe şampiyondu. Bir ondan sonra gönderdiniz. Yedisini getirdiniz. Buna bir son bulması lazım yani. Genel olarak. Ben oradan yanayım. Hocalardan yanayım. Yani. Hep kulüpler değil. Kulüpler de biraz kendi şapkalarını önlerine koyacaklar. Bugün gel, yarın git. Bugün gel. Bir de alt taraflara hiç girmeyelim zaten. Orası felaket bir şey. Yayına girmeden konuştuk. Evet. Eğer hocanın kaldığı yerden devam edeceksem. Şimdi genel olarak bir perspektif var. Ben de %100 hocalara zaman verilmesi taraftarıyım. Bir hocanın en az 1,5 sezon verilmesi taraftarıyım. Net bir şekilde. Hocayı da ona göre seçin. 3 haftada göndereceğiniz hocayı getirmeyin. O zaman siz yanlış karar vermişsinizdir. 6 ayda göndereceğiniz hoca, eğer hocayı getirdiyseniz ekstrem örnekler hariç 10 yılda bir olabilir bu. Yani ama en azından orta vadede çalışabileceğiniz bir hocayı tespit edip getirmeniz daha mantıklı. Bravo. Getiremiyorsanız bu sizin hatanızdır. Ben genel konuşuyorum. Bu bir. İkincisi, şimdi hocaların elinde, hiç kimsenin elinde bir sihirli değnek yok. Dolayısıyla bu iş zaman işi ve güçlü gelen hocalar her daim başarılı olmuştur. Eğer kendileri ekstra hatalar yapmamışsa. Bunların örnekleri çok var. Alt liglerde de var, üst taraflarda da var. Bu bir. İkincisi, Jesus örneğine gelecek olursak, zaten ben de her zaman kulüplerin biraz daha hocalara zaman vermesi yönündeyim. Hatta teknik adamlar maksimum 2 sözleşme imzalayabiliyorlar Kerem. 1 yılda. Ha, eski takımlara dönebiliyorlar. O 2 sözleşmeden birine geri dönebiliyorlar ama 2 takımla anlaşabiliyorlar. Kulüpler istediği kadar hocayla anlaşabiliyor. Bunun da mesela bir sınır getirilmesi gerektiğine inanıyorum ben. Kulüplerinde belli sayıda hocayla anlaşabilme sınırı gelmeli ki iş biraz dengeye otursun. Ondan sonra da hocalar da birazcık kendilerini güvende hissetsin. Türkiye'deki en iş güvenliği en düşük belki de meslek teknik adamlık Türkiye'de. Hemen gönderiliyorsun. Kampa gitmeden gönderiliyorsun. Bu nasıl olacak yani? Bunun kesinlikle önlenmesi gerekiyor. TFF tarafından mı önlenir? TÜFAT mı bir şekilde girişim yapar? O tarafını bilmiyorum. TÜFAT zaten. O tarafını en bilmiyorum. Orası. O tarafını lazım. Bilmiyorum ama Fenerbahçe üzerine gelince de ben hiçbir şekilde günün sonunda sonuçlara, işte son 2 maç kaybedildi, 3 maç kaybedildi, şampiyonluk gitti. Bu taraflara bakılmaksızın kadro mühendisliği, kadroda eğer hoca etkinse kadro kurulumunda doğru transferleri yapmış mı? Elindeki oyuncuları, hem senior oyuncuları hem genç oyuncuları doğru bir şekilde kullanmış mı? Bir sistem getirebilmiş mi? Efendime söyleyeyim, işte basını, taraftarı iyi yönetebilmiş mi? Bunların tamamına bakıyorum. Sadece sonuç, evet, büyük takımlar için hedef her zaman şampiyonluktur ama sadece sonuç onu getirmeyebilir. Çünkü
Türkiye'de 4 tane büyük kulüp var. Bunlardan sadece biri kazanacak. Veyahut da zamanda Başakşehir'in Bursaspor'un yaptığı gibi dışarıdan biri kazanıyor olacak. Dolayısıyla her zaman en az 3 tane takım zaten şampiyonluğu kaybetmiş olacak. O zaman o 3 takım her defasında kendi hocasını değiştirirse hiçbir yerde sistem gelmez. Evet. Ama Fenerbahçe üzerine dönecek olursak ben Jorge Jesus'un birçok fatal hata yaptığına inanıyorum. Dolayısıyla kupayı alsa da ben Jesus'la vedalaşılması gerektiğini, her ne kadar Mahmut Hoca'nın söylediği şeylere katılsam da yeni bir düzen kurulacak diye, ben Jesus'un doğru bir performans, sürdürülebilir bir performans getirebildiğine inanmıyorum. Bu konuda da çok fazla doldurmak istemiyorum programı. Belki ilerleyen haftalarda detaylı konuşuruz deyip sana tekrar bırakayım sözü. Tabii şey, burada Jesus üzerinden değil, Fenerbahçe'nin hoca sürkülasyonu bu kısa dönemde. O en zaten sıkıntı. O genel perspektif söyledik ama hocam ben Jesus'un iyi yönetemediğini naçizane düşünüyorum. Yani. İlk başlarda hepimiz çok iyiydik ama ondan sonra da işte ne olduysa hep söylerim ben burada. Herkesin de vakıf olduğu şey, Dünya Kupası'ndan sonra bu Fenerbahçe'ye ne oldu? Esas yatırılması gereken, irdelenmesi gereken orası. Dünya Kupası'ndan sonraki Fenerbahçe. Ondan evvel herkes uçtu etti, rekor kırar. Ya, öyle konuşuluyordu. Yalan mı? Yok canım. 8 kişi oynatıyorsun, hafta arası, hafta sonu oynatıyorsun, değişik birisi hepsi alıyor götürüyor. Ne oldu bu takıma birdenbire de bu çobaklasam mı bu kadar yapamazsın çok yani? Çok ilginç, gerçekten i̇şte tartışılmaz. Onun orası yani. Esasında irdelenmesi lazım. Ne oldu Samandıra'da bu takım bu kadar darmadağın oldu? Ondan evvel kim girse, kim oynasa hiç fark etmiyordu Fenerbahçe'de. Birden ya tabii burada o üçlünün bozulması öndeki, işte Batshuayi'nin sakatlanması, King'in sakatlanması gibi gibi, ama var elinde adamlar var, bir sürü oyuncular vardı. Yani bunlarla oynadın sen, ne oldu yani, ne oldu? Onun için iki periyotta düşünmek lazım. İki periyotta düşünmek lazım. Çok var orada. Bir de benim anlatmayı sadece Jesus üzerinden değil yani, illa ki karşı. Bu kadar kısa dönemde 6 sene oldu değil mi başkanın? 5 sezon mu? 5 ve hatta bir sürü sportif direktörler, hocalar, gel git, gel git, gel git, aradıklarını saymıyoruz yani. Bu kadar bir takımda bu kadar değişiklik olmaz. %100. Ligin geneli de öyle kıymetli yani, hocam. TFF 1. Lig'de 3 hoca kalmıştı. Zaten. Yani biri Bülent Hoca zaten şampiyon oldu, biri İsmet Hoca. O da gitti. O da final. Bülent Hoca da gitti. Bülent Hoca şampiyon çıkarttı gitti. Bir Bülent Hoca kaldı, bir İsmet Hoca kaldı. Üçüncüyü hatırlamıyorum hocam, şu an ezberimde yok. Ama 3 kişi kalmıştı en son gördüğümde. Herkes gitti geldi. Sürekli Leipendik yaptı mesela. İkinci ligde Osman Hoca bravo. Üçüncü de Osman Özköylü. Çıktı. Ama o da devam eder mi? Öyle. İşte bak çok güzel örnek. Öyle olması lazım. İsmet Hoca da Bodrum'da ikinci ligde şampiyon oldu. Geldi burada belli bir kadroyla başarılı oldu. İstikrar muhakkak %100. Ona hiç şüphe yok bizde hocam. Bizde ne var biliyor musun? Şimdi bir hoca hakkında. Ya bu Süper Lig hocası değil. Tabii. Ya bu bir TFF hocası değil. Nerenin hocası abi? Şimdi bir şey söyleyeceğim de olmayacak. Programı uygun değil orası. Yani niye bunlar alıyorlar o vakit diplomayı? Niye veriyorsunuz? O vakit ayırtın. 10 tane, 15 tane, 20 tane deyin ki. Değil mi hocam? Bu Süper Lig hocası değil. Ayırın bunları. Kriterler böyle mi olacak yani? Bilemiyorum. Alt tarafta yapmak daha zor değil mi hocam? Hem de nasıl? Oradaki cadı kazanı. 50 takımlı ikincilikte çalıştın değil mi hocam? O dönem TFF yani, birincilik yok. O vakitler bizim zamanımızda TFF yoktu. Sonradan kuruldu, playofflara kalıyordu. Yani 50 takımlı grup vardı Süper Lig'in tabii, altında. Yani ve oradan da iyi topçular çıkıyordu. Bak şimdi kısa buraya girdik olayı. Dün ben Zuhat Baba'daydım. Benim 30 sene belki bildiğim saha. O değişmiş tabii. Veteranlar turnuvası var. Yüce Spor da hala o nostaljiyi yaşatmaya çalışıyor. Orada kulüpleri var ve bırakmıyorlar orayı. Orada Binali Kartal, eski FIFA kokart hakemimiz de yönetti. 30 sene sonra o da yönetmiş. Bütün Güven Çoca falan hepimiz orada. Abi oralardan o toprak sahadan yapmıyorlar bak. Şey yapmıyorlar, suni çim yapmıyorlar. Çünkü toprak sahadan o dönemin topçuları yetişti. Abi gidilsin bu gençlerimiz, hocalar da dahil. Oraya bir gidin, her gün orada veteranlar turnuvası var. Günde bir maç oynanıyor. Lig yani, veteranlar ligi yapıyorlar. Ya muhteşem bir o tabii, eski o Luna Park'a falan gitmiş oraları. Her taraf gitmiş. O darmadan olmuş. O uzundu. Şimdi enlemesini yapmışlar, daraltmışlar sahi. Yani bravo, Yüce Spor Başkanı'na da tanıştık. Bir özür dilerim yani, ismini de hatırlayamıyorum şimdi. Ziya Doğan falan hep birlikte oradaydık yani. Güven Çocuklar, Papen Mustafa'lar. Herkes geliyor, izliyor. Ve buralardan topçular çıktı. Buralardan hocalar yetişti. Şimdi nasıl ayırtabileceksiniz yani, ikinci ligdeki hoca Süper Lig'de çalışamaz veyahut da ne bileyim Süper Lig'deki hoca ikinci ligde çalışmaz veyahut da altyapıda çalışmaz. Esas en önemli nokta ne biliyor musun? Bak Pep Guardiola'nın falan yaptığı gibi altyapılarda hocalık yapma.
Oralardan çıkma. Oralar size o antrenörlük kültürünüzü de daha farklı. Çünkü bütün her şeyi orada yapabiliyorsunuz. Kafanızdaki bütün oyun düzenlerini, çalışma metotlarını oralarda uyguluyorsunuz. Bunlar Zidane'ler falan nereden geldi? Direkt getirmedi. Real Madrid'in de futbolcusundan mı bahsediyorsun ya? Barcelona'nın futbol adam bilmez mi seni oraya direkt getirsin diye? Efsane Zidane yani. Ya bilmez mi bunlar? Ama nereden çıkardılar? Alttan lisanslarını yapıp geldiler ama. Gerrard da sanki değil mi altta başladı, doğru mu? Gerrard Yorup'lu altyapısı. Bak ama lisansları... başladığı antrenörlüğe başladığı yeri soruyorsun. Gene Yorup'lu altyapısı. Ama lisanslarını yapıp geldiler onlar. Tabii canım. Ne demek istediğimi anladın değil mi? Ben çok anlamaz mıyım hocam? Zaten ne demek istediğimi anladın yani. Öyle... Aldığında evet, çıktı evet. Demiyorlar. Galatasaray'la devam edeceğiz. Fenerbahçe-Başakşehir mücadelesi yarın saat 20.45'te ATV'de. Karşılaşmaya dair sizlerle paylaşacağımız birçok detay olacak. Bunu da söyleyelim. Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in açıklamaları var. Bu arada Sarı Kırmızılı Kulüp'te Tüzük Tadil Kongresi de yapıldı. Olağanüstü genel toplantı yapıldı. Bunu da hatırlatalım. Hem İbra konusu, iki ayrı İbra yapılıyordu. Artık bir İbra olacak ve aynı zamanda da seçim süresi Sarı Kırmızılı Kulüp'te 3 yıldan 2 yıla indi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in daha önce yaptığı değerlendirmeler var. Dursun Özbek, Fenerbahçe'yi yenmeye alıştık derken şampiyonluk sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kendisini tebrik ettiğini de dile getirdi. Haberimizi izleyelim. Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in açıklamalarını sizlerle paylaştık. Antalya Spor maçıyla sezona galibiyetle başlamanın kendisine büyük keyif verdiğini söyledi. Derbi performanslarıyla alakalı takımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şenol Güneş'in de kendisini tebrik ettiğini söyledi. Ya gayet normal bunlar yani. Biz bunları tebrik edildiğimizde bu da çok bir şey biz zannediyoruz. Olması gereken bir şeyler yani. Birbirlerine tebrik etmeleri... Bir arada oturup yemek yemeleri, masalarda bunlar gayet normal. Birbirlerine gidip gelmiyor ama bizde çok farklı. İşte birisi çıkıyor, o takım diyor. Birisi diyor, öbürü diyor. Yani bunu çıkamıyorsunuz iş içinden. Artık bu 21. yüzyılda bu kadar büyük kulüplerimiz, çınarlar bunlar. Yani Cumhuriyet'ten önce kurulmuş takımlar bunlar. Bunların siz birbirlerine husumet olmasını öbür takımlara da sirayet ediyor. Futbola da sirayet ediyor. Federasyona da sirayet ediyor. İşte federasyon başkanı söyledi, o takımda hitap ediyorsunuz Beşiktaş'a. Olmaması gereken bir şey. En başta sizin ya, ondan sonra bunlar da söylüyorlar birbirlerine. Ya bence Şenol Hoca'nın, Dursun Başkan'ın, Sayın Ali Koç'un, Sayın Ahmet Çebi'nin birbirlerine bir arada oturmaları Türk futbolunun faydasına, bütün paydaşların faydasına, hepimizin faydasına. Yani... Birisi şampiyon olacak ve o şampiyonluklarda hep bir şeyler arıyoruz. Maalesef. Bir de şunu bilmemiz lazım hocam. Az önce de söyledim. Biri olacak şampiyon. Default yani 3 kişi kaybedecek ama en azından büyüklerden. O şampiyon olanı da hep ayağından çekmeye çalışıyor. İlla ki onlarda bir yeni arıyoruz. Bak Trabzonspor 6 kere şampiyon oldu mu arkası arkası? Zamanında o dönemlerde. 6 tane şampiyonu vardı. Sonra 7.yi aldı değil mi? Ezip geçiyordu. Ama öyle böyle değil. Fırtına diyorlar ya, fırtına o vakitler başladı. Hepsi Trabzon'un çocuğu, oranın çocuğu yani Karadeniz çocukları. Herhalde hep şaibeli mi oldu onların şampiyonluk? Ama bu taraflarda, bu üçlerin arasında şampiyonluk illaki bir şey arıyorsunuz. Bırakın abi şampiyon çıksın. Siz seneyi daha iyisini yapın. Onun üzerine çıkın. Ama yok. Ne güzel. Ben Şenol Hoca bu konularda zaten malum hepimizin bildiğidir. Tebrik etmesi gayet doğal bir şey yani. Evet. Bir Erden Timur'un açıklamalarına da bakalım. Sonrasında Burak Kural'a döneceğim. Çünkü transferle ilgili Erden Timur'un önemli söylemleri var. Erden Timur'un açıklamalarını sizlerle paylaştık. Icardi transferi kolay olmayacak ama Galatasaray'da kalmasını çok istiyoruz diyor. Hakikaten ligi domine eden oyunculardan biri oldu. Şampiyonun kim olacağıyla alakalı çok belirleyiciydi. Icardi'yi transfer etmek ve onu kaybetmek nasıl anlamlara gelir? Ya tabii şimdi Icardi bu kadar... Büyük işi yaptıktan sonra, taraftarın da sevgilisi haline geldikten sonra vazgeçebilmek çok kolay değil. Şimdi tabii bir de işin bütçe tarafları var. Ama anladığım kadarıyla Galatasaray zaten getirirken de bir şekilde Torreira'yı da getirirken, Oliveira'yı da getirirken belli bütçeleri ortaya koydu. O vizyonda da devam edecek ve hedefimiz de Şampiyonlar Ligi diyor. Şimdi bizim ligimizin bir takımının Şampiyonlar Ligi'ne girmesi çok kolay değil. Dolayısıyla ama şöyle söyleyeyim ben, mevcut takıma doğru takviyelerle her türlü Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruplara kalmayı zorlayabilir.
Bu arada net bir şekilde hep yayınlarda söylüyorum. Yani zorlayabilmek değil. Bu mevcut rakiplerle, bu muhtemel rakiplerle, tamam iyi takımlar da var aralarında, ama Şampiyonlar Ligi'ne kalmak zorunluluk, bir başarı değil. Ya, tabii ama hani son yıllarda kalamadı kimse. Grupları evet. geçen, yani daha doğrusu elemeleri geçen çok fazla takımımız olmadı. Ama hani statü değişti ya, evet. orada işte Monaco geliyordu evet. mesela. Evet. Biz ama Dinamo Kiev'lere, Shakhtar'lara hep elendik ya. Oluyor ama artık hani böyle bir şeye tahammülümüz yok yani. Moskovalara, Zenit'lere hep elendik ekiplere ya. Ekiplere elenmesine tahammülümüz yok. Zenit gene bir derece. Ya hani Moskova, hele playoff'a Rus kadar. Premier Lig takımı yani. Playoff'a gelen kadar gelen takımlar işte, yok Žalgiris'ler, o tip seviye takımlar yani. Litvanyalılar, Faroe Adaları bilmem ne yani. Playoff önemli zaten. Tabii playoff'a yani. Kadar playoff, zaten yani gelirsin %100 gelirsin. Tabii. Yani. Playoff'ta da şöyle düşün. Trabzonspor kimle eşleşti geçen yıl? Kopenhag'la. Evet. Yani Trabzonspor Kopenhag'ı eleyemez miydi? Elemesi lazım. Mesela Galatasaray ile Kopenhag eşleşse kim favori olur? Galatasaray çok favori. Açık favori olur. Tabii. Dolayısıyla o şeyleri de aktardıktan sonra, o değişiklikleri de belli bir iki noktaya da yaptıktan sonra Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde olması, hadi update ettim, olması zorunluluk diyelim. Evet. Dolayısıyla Icardi de bunun en önemli paydaşlarından biri olacaktır. Ve Icardi'nin kalması, mali hususları hallederlerse mutlaka faydalı olacaktır. Bir de çok sevdi çünkü kulübü. Hı-hı. O da önemli. Hocam Zaniolo ile alakalı da bazı alternatifler oluşturmak istediklerini söylüyor. Zaniolo'ya ilgi olduğunu dile getiriyor Erden Timur. Çok fazla Galatasaray onu kullanmadan değerlendirebilir mi bu şekilde? Bir satış yapabilir mi? Olabilir tabii. Önce bu satışları beklemek lazım. Bu netlikleri biz tabii çok konuşacağız şimdi. Bitti artık lig. Yarından sonra da transfer raporu olacak. Bir sürü yazılar olacak. İşte o geliyor, bu gidiyor. Hepsini tabii öncelikle bu Zaniolo'nun verdiğiniz paranın üzerine çıkartmak mecburiyetindesiniz. Piyasası olan bir oyuncu. Bilhassa o da U'larda olduğu dönemlerden. Zaten onun için o yatırımlar yapıldı. Inter'den Roma iyi bir para verip aldı onu. U19'da falan müthiş oynuyordu. Zaten İtalya U kategorilerinde de vardı. Mancini de onun peşini bırakmıyor. Onda bir şeyler görüyor ki Mancini gibi bir hoca. Onun devamlı sürekli oynamasını istiyor ve Galatasaray'da da onun için gönderiyor. Ama verilen rakam bir. Onun bir kat üzerine kazanmanız lazım. Öyle bir takım çıkar mı? Çıkmaz mı? Biz burada konuşuruz istediğimiz kadar, ama önce o rakamları görmek lazım. Bir de siz satacak mısınız? Çünkü yeni sezonda sizler de bahsettiniz biraz evvel. Şampiyonlar evet. Ligi'ne katılmak gerekiyor. Bu kadronun elinizdekilerin iki gömlek üzerine kurmanız lazım. Aynı seviyede değil. Bakın aynı seviyeden bahsetmiyorum. Seviyesi daha üst seviyede olan oyuncuları getirip Şampiyonlar Ligi'ne katılmak önemli değil. O bizim zamanında yaşadığımız o şaşalı Şampiyonlar Ligi'ni yaşamak lazım. Mertens'iniz var, Oliveira'nız var, Torreira'nız var, Zaniolo'nız var, Icardi'niz var, Nelson'unuz var. Icardi'den emin değiliz hocam. Şimdi şöyle diyorum, bir yerde de kesin ağzını açacaksınız. Icardi gibi... Hoca kalsın diyor. Neden? Kalsın, herkes kalsın. Neden ben isterim çünkü, niye? Bu tarzdaki oyuncu kolay kolay bulamazsın. Bulmak için de 3 tane oyuncu alırsın, bir tane Icardi parasını onlara verirsin, onlardan da verim alamazsın ki bunlar oldu. Onun için ben her zaman şunun peşindeyim. 15 tane topçu vereceğim parayı, 5 topçu veririm. Beni alır götürür. Tabii canım, kesinlikle. Ya onun için Icardi'nin şartları her türlü zorlanıp, tabii kolay değil ekonomik, Asya'nın ekonomik şartları da o kadar güllük gülistanlık değil. Bunlar tabii bizim konumuz değil. Taraftar ister yönetim, ama 3 tane 4 tane ben santrofor alacağım, ama bir tane Icardi alırım, tamamlayıcısını da bulmak mecburiyetindeyim. Ona da 2 lira verirsin, 1 lira verirsin, 500 kuruş verirsin. Ama ileride kullanabileceğim bir oyuncu oldu. Hadi Icardi'nin ben kalmasından yani. Başkalarında sağda solda arayışlara gireceğiniz ise elinizde var böyle. Burası da seviyor. Her türlü size imkanları da sağlayacaklar. Bir de domine eden böyle santrforların yerini doldurmak çok kolay değil. Cornelius'un yeri dolmadı. Zamanında Mario Gomez'in yeri doldu mu siz söyleyin. Beşiktaş'ta gittikten sonra. Abu Bakar. Abi Allah'tan orada mesela. Ama ilk sezonda Abu Bakar öyle domine edemedi. Abu Bakar şöyle, Afrika Uluslar Kupası'ndan döndü bambaşka bir oyuncu haline geldi. Biz ilk etapta mesela Beşiktaş'ta veya Türkiye'de konuşurken hep Abu Bakarlar, orada da bir cenk faktörünü de unutmamak lazım. Onlar birbirlerini o kadar yitamadı ki işte Mario Gomez'den sonra cenk faktörü çıktı ortaya. Ama tabii cenk Icardi, Abu Bakar seviyesinde bir oyuncu da değil. Yani şimdi şöyle. İyi oyuncu da yani. O, bence o de değil. Yani. Gomez seviyesinde de değil. Ama şimdi Abu Bakar'la ben cenk'i o kadar da fazla ayırt etmem. Cenk Abu Bakar'ın da çok üstünde olduğunu düşünmem benden. Bence Abu Bakar biraz daha üstünde. Bakın hocam. Orada tartışırız. Her türlü tartışır. Ben çünkü cenk'in daha variabil oyuncu olduğunu düşünüyorum. Abu Bakar da daha farklı. Hepsi birbirlerini tamamlayıcı oyuncular. Şimdi biz konuşurken cenk'in
özelliklerine bir bakalım. Abu'nun özelliklerine. Cengiz dışarıda oynatıp da size katkı sağlayabiliyor mu takıma? Sağlıyor. Sağlıyor. Abu Bakar ama orada koyduğunuz zaman sağlayamaz. Abu Bakar sizi burada sağlar. İşte neyse. Cenk de Abu Bakar'ın o yerinde Abu Bakar kadar sağlayamaz bence. O da bence. Bak ama Cenk ama daha farklı oynuyor şimdi. Evet, Abu'dan daha farklı oynuyor. Hepsi birbirlerinin farklı özellikleri, meziyetleri. Icardi farklı meziyeti. Şimdi tabii ben Galatasaray'dan yola çıkınca Icardi'nin ne olursa olsun şartları zorlayıp kalmasından yani alınmasından. Emin olun Icardi'yi almadığınız zaman oraya arayışta Icardi tarzında oyuncu bulmanız çok zor olur. İşte piyasada. Kolay kolay dolduramaz. Piyasada ya. çok zor yani o tarzda olanlar da zaten alma şansın yok. Hocam Icardi seviyesinde bir oyuncuyu almak imkansız. Çok zor. Çok zor bile değil. Ya yani. Şimdi imkansız. Söylenen rakamlar Paris'in bonservisine istediği falan rakamlar onlar için Avrupa için çok cüzi bir miktar. Zaten Icardi'yi de buraya getirebilmenizin en önemli sebebi özel hayatında defolar olması, büyük kulüplerin belki bu tip onlar olmasa getirir misin? Katmak istememesi imkanı yok, bakın, getiremez. Icardi'nin de şöyle bir transfer geçmişine bakın, hep kiralık gitmiş. Bir de bakın yani hep kiralık gitmiş. Barcelona'da çıkmış, Santoro'yu vermişler, oradan oraya Inter'e gitmiş, Inter'den kiralık gitmiş ama her yerde de başarılı olmuş. Evet. Her yerde de gol yüzdesi çok yüksek. Ya öyle böyleydi, çok yüksek. Burada da tekrardan Galatasaray yönetiminin zaten bir de takım oyuncusu hocam. Arkadaşlarıyla çok arası enteresan iyi. Bir santrofor. Kendi hazırlıyor. Çok enteresan bir santrofor. Bencil değil. Hatta bazen vurması gereken yerde veriyor. Değişik onun yani. Için çok egolu, yüksek onun egolu için, da değil anladığım kadarıyla. Onun için enteresan bir santrofor. Oynayan ve oynatan bir santrofor. Ve izlediğin zaman zaten onun o bütün hareketlerini görüyorsun. Yani farklı bir adam. Zor bir transfer. Yüksek. Bizim standartlarımıza göre yüksek bir transfer. Ama bunu almayıp da dışarıya da aynı seviyede fiyat rakamlar verip farklı oyuncular getirsin. Onlardan da verim alman biraz zor gibi olur yani. Yine Galatasaray'dan bir haber ekranlara getirelim. Sarı Kırmızılılar transfer çalışmalarına devam ediyor ve Yuri Tielemans'ın menajeriyle Galatasaray bir araya gelecek. Galatasaray'ın ilgilendiği en yüksek profilli oyunculardan biri. Eğer böyle bir transfer gerçekleştirilebilirse belki de Süper Lig tarihinde de yeri olabilecek bir transfer olur. Böyle potansiyelli bir oyuncuyu bu kadar genç yaşta her zaman getiremezsiniz ama herhalde çok kolay bir operasyon değil bu. Bu da zor tabii. Bu da Anderlecht dönemleri var, Monaco dönemi var oradan oradan. Ben mesela kendi şahsımda... Ben hocam 16 yaşımdan beri izliyorum. Ben de çok izledim. Canlı da izlediğim bir oyuncu. Ama ben şunu şaşırdım. Monaco'dan sonra niye Leicester City'ye gitti? Daha farklı bir yerlerde bekledim ben onu. Atıyorum yani. Bir City, bir Liverpool. O tarzda fakat çok kaliteli bir oyuncu. Hele bizim ligimiz için. Bizim ligimiz için yani... Burada ne işi var? Ya denilecek bir oyuncu yani. Sen daha doğrusunu getirdin, yani. Netini söyledin. Bütün takımlar için tekrar vurguladım işte. Torreira da öyle bir oyuncu mesela. Torreira da mesela ama Torreira da çok farklı. Transfer edildiğinde çok şaşırdım. Çok farklı. Yani. Niye geldi, nasıl geldi düşünebiliyorsun işte Arsenal'den ki geldiği takım final oynadı. Evet. Düşün yani. Bunlar bize iğme katan Türk futbolu sadece Galatasaray için. Galatasaray zaten iğme katıyor da Türk futbolunda da ne tarzda oyuncuların transfer edileceğine size bir referansı da oluyor bunlar. Ya yani tekrar söyleyeyim bakın 4 tane oyuncu Galatasaray şampiyon yaptı. O zaman Sergio Oliveira ne olacak? O da kalır. Sergio Oliveira da yani rotasyon biri oynayacak. Tielemans gelse Tielemans ama belki şöyle bir şey olabilir. 4-1 mi? Mertens'i kenara atacak o zaman. Yok Mertens'i kullanmaz belki. Yüksek profilli maçlarda Oliveira, Tielemans, Torreira yapar. Tabii. Ama ligde de mutlaka biri şey yapacak. Ligde biri kenarda Oliveira biraz beklemeye göre aday olur. Ama bu tabii kolay bir transfer değil. Onu bir kere daha söyleyelim. Bonservisi yapılırsa elinde. Çok büyük iş. Ama bonservisi elinde hocanın da hatırlattığı gibi. Zaten bonservisi elinde olmasa alabilme gibi bir ihtimali herhangi bir Türk takımının yok. Ama bonservisinin elinde olması bir artıdır. Biraz çok akıllı oyuncu ama. Biraz evvel söylediğim gibi zekası. Galatasaray çok akıllı iş yaptı. 4 tane baba top çaldı. Ve de o 4 topçu da hakikaten mükemmel ne sakatlık yaşadılar ne bir şey yaşadılar ne çok kart gördüler, takımı taşıdılar. İşte bu tarzdaki oyuncular sizi alıyor gidiyor. Tielemans'ı da aldığın zaman çok farklı katmerli olur üzerine. Hani
Şimdi Mertens'in oyun düzenini biliyorsun. Şeyin Tielemans çok farklı. Dışta da oynayabiliyor, içeride oynayabiliyor. Çok akıllı bir oyuncu. Tabii oyun zekası üst. Çok çok akıllı bir oyuncu. Ben Nerzik tekrardan vurgulayayım. Monaco'dan sonra niye oraya gitti de herhalde para için mi oldu bilemiyorum. Veyahut da basamak için gitti. Bir ara Monaco çok büyük paralar verdi. O döneme mi denk geldi bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Leicester'da sonuçta hani şampiyon olmuş bir takım. Bu sezon düştüler belki ama hani Premier Lig'in yine 7. 8. takımı gibiydi. Ama Tielemans'ın oyunculuk olayı oralardaydı. Onun daha üzerinde. Daha üzerinde olması daha lazım. Daha üzerinde belki olması gerekiyordu. Ben bilmiyorum ama bizim ülke için. Yani gözün kapalı al. Eğer alabiliyorsan, şartları zorlayabiliyorsan al. Çünkü işte o vakit Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda söz sahibi olma şansın daha yüksek olur. O üçlü de fena iş yapmaz yani. Torreira, Tielemans, Sergio Oliveira Avrupa için konuşuyoruz. Torreira'nın yanına da bir tarzda ona yakın bir oyuncu orada bulmanız lazım. İkinci bir oyunu aynı şekilde şimdi Torreira daha çok... Daha kuvvetli takımlara karşı çift altıyla mı demek kalan, istiyorsun? Kalan bir oyuncu. Ofansa fazla katkı veren oyuncu değil. Torreira'nın yanına şimdi oyunu iki yönlü oynayan aynı kalibrede sert oyuncu ama oyunu iki yönlü oynayan mutlaka bulmanız lazım. Çünkü Torreira biliyorsun. Yani asist skor katkısı yok. Şeyi yok. Skora da katkısı yok ama süpürücü. Ama sigortayı o yapıyor ama hocam. Önde de 3 tanesinin öyle bir oyuncu var ki onlardan sekezanlar onlar yumuşatıyorlar sen karşılıyorsun. Onun rolü zaten savunma geçişi. Şimdi senin Torreira'nın daha ofansifin oyunu iki yönlü oynayan bir tane getirmen lazım. Tielemans alıyorsan ancak verimler o şekilde. Şampiyonlar Ligi'nden bahsediyor. Türkiye Ligi için Tielemans'a da alsan yeter. Başkasını katla. Şampiyonlar Ligi oynamıyorsa. Yeterli gelir. Amili futbol takımının aday kadrosuna bir göz atalım. Amili futbol takımı önemli mücadelelere çıkacak. Avrupa Şampiyonası elemelerinde kadro görüntüde. Bu kadro üzerine belki biraz konuşmak gerekiyor. Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakçı, Cenk Özkaçar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Karaman, Umut Nayır, Umut Bozok. Amili takımın aday kadrosu bu. Burada gördüğüne yadırgadığın ve görmediğine şaşırdığın oyuncular var mı? Ben şunu demek istiyorum. Yani bütün oyuncular kıymetli tabii ki. Hepsi çok saygıdeğer ama bizim milli takımımızın santraforları yani çok daha zengin olması lazım. Enes Ünal'la yani, Cenk'in sakatlıklarında çok büyük talihsizlik oldu. Ama onlar dahi olsa işte en son bir Burak Yılmaz vardı. Burak Yılmaz'dan sonra da nasıl olacak bilmiyorum. Enes Ünal çok değerli bir oyuncu ama milli takım performansı hiçbir zaman bir şey göstermedi bize. Şimdi şu an bakıyorsunuz küme düşen takımın santrforu A milli takımda oluyor. Bu aslında bizim altyapıdan itibaren düşünmemiz gereken bir nokta. Bununla ilgili de hazır yeri gelmişken söyleyeyim. Buradaki en önemli sıkıntılardan biri alt yaş kategorilerinde santrfor oynayan bütün oyuncularımız hemen hemen A takıma geldiğinde kenar oynamaya başlıyorlar. Bakın özellikle buna dikkat etmek gerekiyor. Biz santrfor hiç yetiştiremiyoruz. TFF 1. Lig'deki santrforlara bakın hemen hemen hepsi yabancı. Oyuncularımız fiziksel olarak da biraz ufak tefek. Doğru. Avrupalı yaşıtlarına göre. Belki de o yüzden de. Ya da her size'lı oyuncu stoper yapıyoruz. Ya da evet. Onu da söyleyebiliriz. Öte tarafa bakacak olursak TFF 1. Lig'i söyledik. Hemen hemen her santrfor yabancı. Süper Lig'e bakalım. Hemen hemen her santrfor yabancı. Yerli santrfor. Şu an ezberden belki 3 tane sayamayız. Evet. Ben sayamam. Belki siz de sayamazsınız. Dolayısıyla buna dikkat etmek lazım. Günün sonunda da bu iş forvet bir şekilde santrforunuz iyi olmalı ki bir yerlere gelebilirsiniz. Bundan önceki milli takım tarihimize bakalım. Hep çok önemli golcü isimlerimiz oldu. Dolayısıyla böyle noktalayıp kadro tarafını sana pas atayım. Sol bekimizde de sıkıntı var. Sol bek tarafında da sıkıntı var. Hocam Ferdi stoper en fazla olan yer. Ferdi devşirme yapıyoruz işte düşün. Ferdi sol bek oynuyorsa milli takımda. İnternasyonel düzeyde düşün sol bekinizin olmamasını düşün. Yani orada da sıkıntı. Zaten santroforda Cenk'in hocam bu arada geçmişteki sol beklerimizi de düşünüyorum da
Geçmişte vardı mı? Tahmini Hakan Ünsal, Abdullah Ergün Ercan seviyesi vardı, ayrı. Ergün Pembe vardı. Caner Erkin. Caner vardı. Vesaire tabii. Ama Ferdi zaten bayağı iyi oyuncu. Ya solda bayağı sağda iyiydi. Nerede oynasa oynasın. Ben devşirmeden yana değilim. Yani esas bir sol bek yetiştirmemiz sol lazım. Ayaklı, sol ayaklı sol Rıdvan bek. Elimizde var ama o da sakatlık süreçleri şimdi oldu. Mesela Yasin çıkıyor Kasımpaşa'da. Onun üzerine evet. Çok durulması lazım. Galatasaray'da Kazımcan. Onun üzerine durdurulması lazım. O da tam... Sonradan sol bek oldu ama evet. O mevki oynasa şey de öyleydi biliyorsun. Galatasaray'da şey geldi İspanyol Vieira. O da önde oynuyordu ama sonradan sol bek oldu yani. Vieira tam müthiş de sol kenardı. Bir UEFA Kupası zaten, finalinde destan yazmıştı. Zaten o mevkide solda o sol taraflarda oynuyorsunuz. Akıcı olarak oynuyorsunuz. Oranın da özelliklerini kapıyorsunuz müdafaada. Çünkü günümüzün futbolda çok önemli. Gerçi günümüz diyoruz ama ta zamanında da sol açıklar sol bekler oraları kullanıyorlardı. Santrofor'da hiç yok galiba. İşte Cenk de sakatlandıktan sonra eyvah dedik. Burada beraberdik değil mi? Evet sen? Evet. Eyvah dedik ne olacak? Neyse ki Allah'tan, çok korktuğumuz kadar ciddi değil. Allah'tan şey değil ameliyat değil Cenk. Çünkü yazıştık onunla da sağ olsun cevap verdi. 6-7 hafta arasında toparlanacak bir şey ama şuraya bak. Kenan Karaman'ı tekrardan çağırıyorsun. Menşek santrofor değil. İşte birebir girmek istemedim. Evet, en çok... Ama şimdi menşek santrafor değil. Açık zaten senin dolu açığın var. Yani o ona... kadar zor durumdayız demek. Peki ya ben ters bir soru sorayım. Serdar'ı al o vakit. Kontra bir soru sorayım mı? Vaktimiz var mı? 2 dakikamız var. Kenan Karaman olmasaydı hocam ilk aklına gelen santrafor Serdar derdim ben. Fenerbahçe. Pek oynamıyor Serdar. Serdar'ı da geçsek. Ama çok oynamayan adamları aldık biz. Örnek. Ama santrafor. Başka? Yok. Bu soru. Zaten onu hep söylüyoruz burada. Yok santraforumuz yok. Beraber yok. Söylüyor zaten. Ne diyoruz? Hadi alttan çıkartacağız. Zamanında Fatih Hoca alttan çağırdı ya. Karabük'ten Vedat İnceife'yi mi çağırmıştı? Hatırlıyor musun? Alt ligden. Evet. Hocam hatırlar belki. Tabii şeyden ikincilikten. Alt ligden. Hepsi yabancı. Sevgili kardeşim. O dönemler ikincilik dediğin zaman birincilik topçusu gibiydiler. O dönemin ikincilikleri. Süper Lig'de santrafor sordun ya. Ne? Yani aklıma geldi. İlhan Parlak geldi yani. O da 11 oyuncu. Değil mi? İlhan Parlak da 87'li. Artık Muhammed Demir var. O Muhammed da Demir. 90'lı 91'li ki. Yani maalesef yani, biz bir yerlerde... Muhammed'in sakatlığı var mıydı? Kimin? Muhammed Demir'in. Muhammed Demir çok sakatlanıyor. Yerlerde, Muhammed Demir müthiş futbolcu yerlerde bence. Yerlerde de konuş yapmamız lazım. Onu söyleyecektim yani. Kenan Karaman'ı alacağımı hazırsa Kenan Muhammed Karaman, Demir'i tercih ederim. Kenan Karaman, Umut Bozok. İkisi de senin yetiştirmediğin oyuncu. Tabii evet. Canım. Tabii, bir tek orada Umut Nayır var. 1,5 dakikamız var. Umut Nayır var. O da Ümraniye'de bir şeyler çıkardı etti. Sarıldı bak tekrar. Ya geçmişte hiç oyuncu hocam. Göztepe'de Ankara Gücü'nde büyük işler yaptı. Bak tekrar kendince. Tamam ama bitmiş. Şimdi tekrar şunu söyleyeyim. Serdar alın. Madem hiç bilmiyorsunuz. Serdar alın. Serdar da Fenerbahçe'nin santroforu ya. Onu da belki hiç oynamadığı için belki ya tercih etmedi hocam. Oynamadı mı adam? Hangi milli takımı aldın? Hep iş yaptı. İş yaptı. Fenerbahçe'de evet. Yaptı. Bu seneki Fenerbahçe'nin oyuncu kadrosundan dolayı geriye düştü yine ama. Yine fena yapmadı hocam oynadığı maçlarda. Yok gene toparlarsa. Hiç olmazsa santrofor. Kenan santrofor değil. Değil. Yani sen onu Kenan'ı bize santrofor diye yutturuyorsanız geçmiş olsun. Siz yersiniz onu. Biz yemeyiz yani. Kusura bakmasınız. Onun için bu santrofor mevzusu da bir program konusu. Altlar evet. Sadece santrofor. Bak stoperlerimiz maşallah çok. Kalecilerimiz de fena değil. Kalecilerimiz bizim standartta stoperlerimiz falan inşallah toparlarız oraları da. Teşekkür ediyorum. Hocam ağzınıza biz sağlık. Teşekkür ederiz. Burak Kural teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Sevgili seyirciler Spor Ajansı'na noktayı koyuyoruz. Ekranlarınızın başından ayrılmayın. Az sonra gün ortasında birlikteyiz.